Efendim? Murat Cemcir'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Murat Bey, ben sizi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Kontör mü isteyeceksiniz? Nasıl? Bana bakmayın siz, buyurun dinliyorum. Murat Bey, elimizde içinde sizin de sakıncalı görüntülerinizin olduğu kasetler var. Acaba en kısa zamanda Emniyet Müdürlüğü'ne gelebilir misiniz? Ahmet! Benim kasetim çıkmış ya lan! Ne diyeyim işte kardeşim, bütün müzik marketlerde bandrollü. Ne diyeceğim oğlum, emniyetten aradılar. Cinsel içerikli olmasından şüpheleniyoruz. Gidiyorum lan! Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış oğlum. Kesinmiyorum ben. Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış. Murat'ın kaseti mi çıkmış? Kaset denmez ki abi ona ya. Albüm o, albüm. Lan salak salak konuşma. Emniyete gel çabuk, çabuk! Vallahi biz de tam olarak bilmiyoruz da işte açık saçık görüntüleri varmış Murat abinin kasetlerinde. Evet. Ya, kariyeri bitebilir Murat abi. Hayır. Biz şimdi emniyete gidiyoruz. Tamam, selamlar. Haydi kirpay. Çok kaldım. Efendim Vedat. Ney? Kaç? Tamam Vedat, tamam. Kapat telefonu. Demek Ahmet diyorsunuz, Murat diyorsunuz. Buyurun size Ahmet lan Murat. Ne oldu ki? Ne var şimdi? Ne kötü bir haber mi geldi? Ahmet, Murat ne olmuş ki? Bizim çocuklar kenetlenmişler ama birbirlerine. Kenetlenmişler derken? Parlayan yıldızlar o. Şimdi abiler, seks kaseti derken kalıp olarak kullanıyorsunuz değil mi? Yani gerçekten kasete çekilmiş olamaz o. Bayağı prodüksiyon ister. Kaset mi kaldı Allah aşkına? Sadeciğim, Murat en son bir kadınla beraber olduğunda daha CD icat edilmemişti. Gençler bak, şu an çok gerginim, kalbinizi kırarım. Tamam lan. Ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz şurada. Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Amirim, kusura bakmayın. Şu mezunun aslını astarını bir an evvel öğrenebilir miyiz? Dün çok pis bir çekim yaptık da canım çok yanıyor. Buyurun o halde. Sayın savcım, bize gelin dediler ama. Buyurun buyurun, bitmek üzere zaten. Şimdi siz, bu masayı çalmadık, bu masaya tecavüz ettik diyorsunuz. Tecavüz yok efendim. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Hem baksanıza, resmen yorulun masa. Kendi rızası varsa o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Alın bunların ifadelerini. Sonra da bırakın. Masayı da aldırın buradan. Tamam savcı. Mesafe koşun. Herkes bu taktiği öğrendi. Bir ay içinde bu yolla paçayı yırtan tam üçüncü grup. Bunlar masayı mı kaldırmışlar? Evet sayın savcım. Maalesef. Anlıyorum Murat Bey. Serkan Gökçe'yi tanıyor musunuz? Serkan Gökçe tanıyorum. O kim lan? Lisedeki arkadaşım vardı ya, o işte. Ha, İstiklal Marşı çıkışı Serkan. Hesadi. Buyurun. Murat Bey kısa bir zaman önce kendisine muayene olmuş. He tabii şeyden var. Neyi? Ama sayın savcım, onun ismi başkaydı. Bu şahıs elinde bulunan size ait muayene görüntülerini Facebook'ta bir gruba yükledi. O grupta da bulunan bir polis memuru tarafından fark edildi ve derhal yakalandı. İnternete mi yüklemiş? Video 7 dakika sonra silindi. Şahsın IP adresinden yeri tespit edildi. Evinde de başka kişilere ait benzer görüntüler bulundu. Sayın savcım tamam da o görüntülerin bana ait olduğunu ne malum? Yüzüm gözüm gözüküyor mu? Yok. Yalnız görüntünün kaydedildiği kasetin üstünde adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız yapıştırılmış. Görüyor mu? Bak gerçekten kasetmiş. Ne prodüksiyon yapmışlar be. Nasıl bir manyak bu ya? Kasetin üzerine TC kimlik numarasını yazmak nedir ya sayın savcım? Arka fondan da sesiniz duyuluyor. Tuttuğunuz futbol takımını falan söylüyorsunuz. Nasıl yani? Bunlar bir de o esin adı Spoptex mi diyorlar? Ya tuttuğun takımı sordu. Bu konuşursan biraz gevşersin, rahatlarsın, vücudun gevşer dedi. Şu ana kadar atılmış en güzel konu sordu. Ben de söyledim, anlattım. Müjdat dedim, Fenerbahçe'nin Müjdat vardı eskiden. Lan sen efendim kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne yalan söyleyeyim. Doktorla birlikte bana şarkısını söyledikleri yerde ben de biraz güldüm. Ne? Doktorun bana dediği yerde Murat Bey'in öyle mi olur mu deyişi var ki mutlaka dinlemelisiniz.
Sayın savcım, ben sadece sağlık sebebiyle konuştum. Arkadaşları tahrik etmezsek sevinirim lütfen. Kusura bakmayın Murat Bey. Bu arada kaseti izleyip kendinizi teşhis etmeniz gerekiyor. Kendimi? Evet. Yani şimdi ben kendi tutumdan kendimi teşhis edeceğim sayın savcım. Sayın savcım, sadece merak ettiğim için soruyorum. Dünya genelinde böyle bir vaka, kendi tutusundan kendisini teşhis eden başka birisi var mı acaba? Zorunlu bir prosedür Murat Bey. Buyurun, gidelim isterseniz. Başkası teşhis etmeden ben mi teşhis edeyim? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.